Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde hizmet reddi saldırısını öğreneceğiz. Hizmet reddi saldırısı interneti kesmek için yapılan bir saldırıdır. Yani internet trafiğine zarar vermek için yapılan bir saldırıdır. Bunu ilerleyen kısımlarda daha detaylı inceleyeceğiz. Şimdilik şöyle anlatayım size. Bu hizmet reddi saldırısının ismi Denial of Service Attack demek. Yani DoS saldırısı olarak adlandırılıyor. Denial of Service. Bunu unutmayın arkadaşlar. DoS saldırısı deniyor buna. Şimdi normalde insanlar birbirleriyle iletişim kurarlar değil mi? Bilgisayarlar da aynı şekilde birbirleriyle iletişim kurarlar, birbirleriyle anlaşırlar. Şimdi bir insan aynı anda kaç kişiyle sohbet edebilir? Yani bu bir sınırlıdır. Bilgisayarlar için de aynı şekilde geçerli. Yani aynı anda cevap verebileceği kişi sayısı, bilgisayar sayısı sınırlıdır. Cevap verebileceği istek sayısı sınırlıdır. Ve bilgisayarların aynı dili konuşması gerekir. Tıpkı insanlar gibi. Bunları ilerleyen derslerde, network derslerimizde işleyeceğiz. Şimdi bir insana eğer birden fazla kişi aynı anda sohbet etmeye çalışırsa, yani onunla konuşmaya çalışırsa ne olur? Cevap veremeyecektir. İletişimde problem ortaya çıkacaktır, değil mi? Yani yanıt veremez duruma gelecektir. Bilgisayarlar için de aynısı geçerli arkadaşlar. Şimdi bilgisayarlar normalde aynı gördüğünüz gibi buradaki paketler gibi birbirlerine paketler gönderiyorlar internet üzerinden ve güzel güzel anlaşıyorlar. Fakat sonrasında hackerlar bunu şu şekilde kullanıyorlar. Hackerlar ezici trafik miktarı gönderiyorlar. Şurada gördüğünüz gibi mesela haddinden fazla paket gönderiyorlar. Tekrar oynatalım şu videoyu. Evet, gördüğünüz gibi cevap veremeyeceği kadar paket gittiği için artık kullanıcımız herhangi bir iş yapamıyor. Herhangi bir cevap veremiyor. İnterneti sıkıntılı bir duruma düşüyor. Ya da kötü biçimlendirilmiş paketler olabilir bunlar. Şimdi ne demiştik? İnsanlar aynı dili konuştuğu zaman anlaşabiliyordu. Bilgisayarlar da aynı şekilde aynı dili konuşması gerekiyor. Eğer saldırgan cevap veremeyeceği şekilde kötü biçimlendirilmiş, anlaşılması güç paketler gönderirse hedef bunu çözmekle uğraşacaktır. Onu çözerken de diğer gelen paketlere cevap veremeyecektir. DoS saldırısı bu şekilde kişinin trafiğini kötü etkiliyor ve yanıt veremez duruma getiriyor. Peki bu DoS saldırısı kimlere karşı yapılıyor? Genelde şirketlere karşı yapılıyor arkadaşlar. Örneğin şöyle düşünün, YouTube.com'a bir DoS saldırısı yapıldığı zaman YouTube ne yapacaktır? Videoları açamayacaktır, kullanıcılarına hizmet veremeyecektir. Ya da bir e-ticaret sitesi düşünün, örneğin Trendyol.com. Trendyol'a karşı yapılırsa ya Trendyol sitesi kullanıcılarına cevap veremeyecektir ve satış yapamayacaktır. Bu yüzden de olumsuz etkilenecektir. Tabii bu DoS saldırısı tek bir kaynaktan yapıldığı zaman DoS olarak adlandırılıyor. Yani tek bir kişi bu saldırı yapınca biz buna DoS diyoruz. Bir de bunun ileri bir seviyesi var, DDoS. Onu da sonraki derste işleyelim arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle, kendinize iyi bakın.